Bizim evden çıktık. Bizim evin sokağından Carrefour'a doğru alışverişe gidiyoruz. Burası Çamlıca Mahallesi. Şurada kanal var, su kanalı. Orada yürüme yolu vardı. Bisiklet sürüyorduk. Bir de anım var, bisikletle kanala düşüyordum. O zamanlar 13-14 yaşında falandım. Yani bisiklet süreceğiz diye az kalsın kanalda boğulacaktık. Çünkü akıntısı da bayağı çok ve yüksek. Bakın burası Çamlıca'nın parkı. Gerçekten çok güzel yapılmış bir park. İnşallah içini gezip size göstermek isterim. Yine parkın arka tarafında çok güzel yapılmış bir site var. Lüks bir site. Bakın karşı yol bizim evin sokağından gelen yol. Kanalın öbür tarafındaki evler daha önceden bahçeli evlerdi. Şimdi bayağı bir değişmiş. Herkes evini müteahhitlere vermiş ve birkaç katlı evler yapmışlar. Bu parkın ismi neydi? B12-1 Park. Güya kız kardeşim burada oturuyor. Hadi ben bilmiyorum. Buralar sonradan yapıldı. Hayır, parkın adını biliyorum. Ama şu an gelmedi. Aklıma gelmedi işte. Evet. Soru zor yerden geldi. Bilmediğim bir şey olsa anlayacağım da tuhaf oldum. Sorarız. Merhabalar. Kolay gelsin. Bu parkın ismi nedir? Efendim? Hayrettin Karaca Parkı. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bakın içinde yine havuz yapılmış. Ben şimdi böyle göstermiş olayım. Dönüşte inşallah içini çekme imkanım olursa, hava kararmazsa. Çünkü geç vakit çıktık evden. Yine sizlere bu parkı çekeceğim, göstereceğim. Şu kanalın öbür tarafındaki evler Raykent, yani ne mahallesiydi? Altın evler, Raykent. Daha önceden altın evler deniyordu ama şu anda değiştiğini bilmiyorum. Ama buraya Raykent deniyormuş. Yine karşıda bizim zamanımızda evler bahçeliydi. Yine oralara da apartmanlar yapılmış. Evet, Carrefour'a doğru geldik. Evet, bakın Hayrettin Karaca Parkı'nın girişi. Herkes çocuğunu almış, gezmeye getirmiş. Yine içinde kafe, restoranlar var. Güzel bir park. Şimdi Carrefour'a girelim, alışverişimizi yapalım. Daha sonra parkın içten çekimini yaparız. Bu arada şu evleri göstereyim. Bu evlere bayılıyorum. Gerçekten çok güzel evler. Yine buradan da tramvay geçiyor. Bakın. Yanında parkı var. Tabii yine akşamüstü olduğu için çekim biraz karanlık olabilir. Her taraf yeşil alan. Çiçekler. Gerçekten Eskişehir yaşanacak bir yer. İnşallah ben de ileride gelip Eskişehir'e yerleşmeyi düşünüyorum. Herkese de tavsiye ediyoruz. Alışveriş merkezinin girişine doğru yaklaşıyoruz. Burası Carrefour. Carrefour'un arka tarafında Anemon Oteli var. Yine çok meşhur ve de lüks bir otel. Otelin arka tarafı sanayi var ve KYK yurdu var. Baksan sanayisi. Alışveriş merkezinin arkasında Anemon Oteli var. Lüks bir otel. Alışveriş merkezinin kapısına doğru yaklaştık. Otelin arkasında öğrenci yurdu var. KYK yurdu var. Yine öğrenci yurdunun arkasında da Baksan Sanayi sitesi var. Sizlere arka plandan yine geldiğimiz tarafı göstermek istiyorum. Evet, tramvay geçiyor. Bir şehirde ulaşım çok önemli. Tramvay da Eskişehir'in her tarafına imkan sağladığı için sıkıntı olmuyor. Evet, alışveriş merkezine giriyoruz. Evet, alışveriş merkezinin içine girdik. Yürüyen merdivenlerden çıkacağız. Böyle. Alışveriş merkezi dolu yine. Herkes pandemi kurallarına uyuyor. Herkesin maskesi var. Arada maskesiz insanlar çıkabiliyor. Evet, bu arada indirimler başlamış. Bu arada indirimler başlamış. Alışveriş yapmayı düşünenler indirimlerden faydalanabilirler. Esi Home'muş. Girdik. Fiyatlar nasıl? Bakın indirimde düşünebilirsiniz. 20 lira mutfak gereçleri. Gerçi çok amaçlı bunlar. Her yerde kullanabilirsiniz. Yine havlular, nevresimler, pikeler. Benim de bazı ihtiyaçlarım var. Alabilirim. Önlük arıyordum. Mutfak gereçlerine bayılıyorum. Yine masa örtüleri. Bebek ürünleri. Yine bebek havluları. Bebek bornozları. Masa örtüleri. Evet,
servis tabaklarıyla kahvaltılık olarak kullanabileceğiniz bir lokma mutluluk. Anı yaşa, güzel yapılmış. Yine bardak ürünleri ufak da olsa fikir edinmeniz adına şöyle çekiyorum. Yine kıyafet bölümü. Evet bakın şöyle bir tunik 99 lira. Taksitli 111. Peşin 99 lira. Yine şu şekilde de giyinebileceğiniz kıyafetler var. Evet, kardeşim orada kıyafet bakıyor. Hemen onun yanına gidelim. Yok mu? Kalmamış mı? Bak bu da çok hoş. Bak de genelde ürünler uygun oluyor. Aa şu ayakkabıyı çok beğendim. Bakın. Fiyatı ne kadarmış bakalım. Evet, indirimli fiyatı 60 lira. Yine elbiseler var. Nasıl? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar güzel. Evet. Eskiden bozmuştu mallarını. Şimdi biraz daha güzel oldu. Yine spor ürünleri. Spor yaparken giyebileceğiniz ürünler. Yine fiyatlar da bayağı düşmüş. Yine bu da 80 lira. Yine bu da 80 lira. Yani Waikiki'de indirim var. Gelin, bakın, kaçırmayın. Bütün ürünleri tavsiye edemem ama içlerinde gerçekten kaliteli ürünler var. Güzel ürünler var. Ben yine kapalılar için gömlek 119, 109. Yine bir kap var burada. 129. Yine burada tunik şeklinde gömlekler var. 119. Genç kızlar için yazlık elbiseler var. Genç kızlara gerçekten güzel kıyafetler var. Evet. Kıyafeti üzerinizde seçin. Çünkü bazen beğenmiyorsunuz ama üzerinize giydiğiniz zaman kıyafet çok yakışabiliyor. Burada kışlık ürünler var. Yine burada çocuk ürünleri. En sevdiğim reyon, çocuk reyonu. Çünkü minik minik çok tatlılar. Çok da güzel tasarım yapıyorlar çocuklar için. Çoğu üründe indirim var. Bakın bütün reyonlarda indirim etiketi konulmuş. Bu arada kız kardeşimi kaybettim, bulamıyorum. Allah'ım şuraya bakar mısınız? Çok tatlı. Bakın etek 35 lira, pardon 36 lira. Kız çocukları için çok güzel kıyafetler var. Yine ayakkabı reyonu, terlik reyonu çocuklar için. Nihayet kız kardeşim beğendiği bir kıyafeti buldu. Şimdi deneyecek. İnşallah beğenir. Çok mutlu. Çünkü çok gezdik. Kıyafet bulamadık. Abiye de giymek istemiyor. Kendisi güzellik uzmanı olduğu için kızımızın gelinliğini giydirecek. Bütün saç yapımı ve makyajı ona ait olduğu için rahat bir kıyafet istiyordu. Fiyatları da gayet uygun. Bol pantolon 100 lira ve üzerindeki büstiyer de 55 lira. Gerçekten çok uygun. Evet, hayırlı olsun inşallah. Bayramlık mı alıyorsunuz? Bakın çocuklarımız da annesi anneleriyle alışverişe gelmişler. Bayramlık bakıyorlar. İnşallah güzel olur. Bakın yaz günlerde kapalı olanlar için penye uzun tişörtler var. Yine fiyatları da uygun. 80 lira. Yani görüntü olarak nasıl görünüyor ama buradan gerçekten çok şık ve güzel görünüyor. Yine bu kıyafetimiz de çok uygun. Bu ürün de 60 lira. Şöyle fiyatını göstereyim. Düşünenler için, kıyafet arayanlar için. Bakın yürüyüş yaparken bile giyebilirsiniz. Pantolon üzerine veya eşofman üzerine. Bayağı uzun, dizlere kadar gelebilen bir ürün. Bu da 89 lira. Bakın böyle de bir tunik var. Yine bu da çok güzel duruyor. Ben kapalı olduğum için genelde kapalı kıyafetlere bakıyorum. Onlar beni daha çok cezbediyor. Yine şöyle bol kesim tunikler var. Büyükler için. Biraz daha orta yaşlılar için mi diyeyim, yaşlılar için mi diyeyim. Gerçi gençlerdi. Yani gençlerken yani 50 yaşlarında falan olanlar da yine bu gömleği kullanabilirler. Çünkü kumaşı da çok güzel. Fril fril rahat bir tunik. Bakın böyle bol kesim üpül üpül pantolonlar var. Yaz için birebir. Hemen bunların fiyatlarına bakmak istiyorum. Bakın bunlar da 70 lira. Şöyle uzaktan alayım. Yine türlü pileli etekler var. Yine onlar da 100 lira. Yine bu kıyafet de 50 lira. Gerçekten kumaşı çok güzel bunun da düşünürseniz. Fıstığım merhabalar. Bayram alışverişine mi geldin annenle? Beğendin mi pek kıyafetleri? Hayırlı olsun. Güle güle giyin. Tamam mı? Hadi herkese bir merhaba de. YouTube'da seni çok kişi izleyecek. İsmin neydi? Didar. Didar ismin çok güzel.
Maşallah. Didar'ın annesi. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Eski çok sağ olun. Misafir geldik. Ben de misafirim. Alışveriş İstanbul'dan geldim. Yapıyoruz. Ben de Kocaeli'den. Evet, hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İnşallah umduğunuz kıyafetleri bulmuşsunuzdur. Amin. Çok teşekkürler. Neler çekiyorsun? Ben de geldim. Bakayım şöyle. Didar'cığım görüşürüz. Görüşürüz. Kardeşim üst kısmı beğenmedi. Şimdi tekrar yine kıyafet bakıyoruz. Evet, kız kardeşim kıyafetini rahat bir kıyafet buldu. Çok beğendi. Bu kıyafeti alıyoruz. Kumaşı çok güzel, ince, tiril tiril. Daha üfül üfül değil. Serin. Ay, çok da yakıştı. Güle güle kullan inşallah. Evet, herkes bir yaz akşamında dinleniyorlar. Çamcan'ın benim yanımda yeri ayrı. Belki de çocukluğum ve genç kızlığım burada geçtiği içindir. Bu mahalleyi Eskişehir'in hiçbir mahallesine değişemiyorum. Evet, bakın yine bu suda da balıklar var. Bu balıklar yeniyor mu yoksa süs için yapılmış? Süs. Yem veriyorlarsa alışmışlardır balıklar. O yüzden kenara geliyorlardır. Bayıldım gerçekten, çok güzel. Kız kardeşim diyor ki üst tarafa doğru çek bırak. Yokuşu çıkmaya gözüm kesmiyor diyor. Bakın dubleks evler yapılmış buralara. Eskişehir'in havası çok güzel, serin, terlemiyorsunuz. Hani çok sıcak olmadığı sürece geceleri terlemezsiniz. Geceleri çok güzel oluyor. Ben yukarılara doğru çıkmayacağım. Bu şekilde devam ediyor park. Hemen şöyle döneceğim. Kız kardeşimi kırmayacağım. Size ufak da olsa bu parktan. Var var. Ha, oradan var mı bilemiyorum da en sondan çıkış var. Ne yapalım? Kaç köpek geliyor, kaç. Ne yapalım? Bakacağım oradan çıkış var. Ha var galiba. Var 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 var. Aa, şuradaki şeyi de çekmek istiyorum. Bakın ufak bir çay yapılmış. Yine köprüler. Harika. Çocukların, gençlerin gelip burada oynayabileceği, bisiklet sürebileceği bir ortam yapılmış. Yine yukarıda da restoranlar var. Oraya kadar çıkmayacağız. Biz hemen şuradan eve doğru yol alacağız. Yine şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bu evlere bayılıyorum. İçleri de çok geniş ve güzel. Burada kiralar da uygun. En lüks evde 1500 liraya oturabilirsiniz. Şöyle parkın girişini de buradan yukarıdan almış olalım. Parkın 3 yerinden giriş çıkışlar var. Yani herkes rahatlıkla girip çıkabiliyor parka. Evet, biz Çamlıca'nın sokak aralarında yürüyoruz. Evet, bu yolda Çamlıca Parkı'na çıkıyor yukarıda. Buranın komşulukları çok güzel. Herkes birbirini tanıyor. Çünkü yıllardır oturan köklü aileler var. O anlamda bizimkiler şanslılar. Komşuluk ilişkileri devam ediyor. Alışverişimizi ve gezimizi bitirdik. Evimizin sokağına girdik. Ve çekimimizi bugün burada tamamlıyoruz. Arkadan da araç geliyor. İnşallah çarpılmayız. Bugünlük bizden bu kadar. Evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.